Hızır aleyhisselam dilenci kılığına girer. Hiçbir peygamber dilenmez. Hiçbir veliullah dilenmez. Hiçbir evliyullah dilenmez. Kılığı, kıyafetine bir şey diyemem. Ama Allah'a yakın olanlar, Allah'tan başkasına ihtiyacı varmış gibi görünmek istemezler. O yüzden dilenecek kılıklığı pek uygun bir söz değil. Banka kredisiyle ömreye gidilir mi? Borçla hac ve ömre yapılacağına dair fetva var. Banka kredisi dediğinizde normalde bir kimse zaruret olursa darül harpte faizin bu noktada olmayacağını beyan etmişler. Takva noktasında çok uygun bir şey değil. Tasvip edilmez. Dilenciye cebindeki paranın miktarı sorulur mu? Hazreti Ömer Efendimiz sormuş. Gelmiş birisi Hazreti Ömer Efendimiz'den bir şey istemiş. O da demiş ki arkamdaki heybede ne kadar buğdayın var? O da göstermiş o buğdayını. O buğdayını gösterdikten sonra almış bir rivayette buğdayını. Kendi hayvanının önüne yem olarak atmış. Bunda demiş iki günlük yiyeceğin vardı senin. Al şimdi senin demiş. Para şimdi senin demiş. İstemen caiz oldu demiş. Dilenciye cebindeki para sorulur. Eğer adamın bir günlük yiyeceği varsa onun dilenmesi caiz olmaz çünkü. Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Açıklar mısınız demiş. Buradaki mal sevgisidir. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri burada zenginliğe düşman olmuş değil. Veya malı olan Müslümanlara düşman olmuş değil. Böyle algılanmasın. Mal sevgisi ayrıdır. Bir kimsenin malının olması ayrıdır. Bir kimsede dünya sevgisi ayrıdır. Dünyalığının rahat olması ayrıdır. Bir kimsenin dünyalığı bu noktada rahat olmazsa ahiretliği de rahat olmaz. Saptıracak fakirlikten de Allah'a sığınırım demiş. Bunu da unutmayın. Bir insan çok fukaralık yaşar, sabredemezse sapar. Hele bugünün insanları iman noktasında kemal ehli değiller. Yokluk kendilerini sapıttırmasa da çocuklarını sapıttırır, ailesini sapıttırır. Yani insanın kendisini belki de muhafaza edebilir insan. Ama ailesini, çoluğunu, çocuğunu muhafaza etmesi zordur. O yüzden diyorum ki işinize sahip çıkın. Dünyevi olarak işinize sahip çıkın, işinizi yapın. Ailenizi başkasına muhtaç etmeyin. Çocuklarınızı başkasına muhtaç etmeyin. Çocuklarınız bayram geldiğinde ayakkabıyı başkasının ayağında görmesin. Tembellik yapmayın. Çalışın. Aileniz bayram geldiğinde bir yeni eteği başkasının elinde görmesin. Çalışın. Az olsun. Sen 20 liralık giydir. Sen 10 liralık giydir. Başkası 50 liralık giydiriyormuş. Giydirsin. Sen çalış, yetmiyorsun. Yetmesin. Allah arttırır onu. Allah muhafaza eylesin. Dersimizi işe gelip giderken serviste çekebilir miyiz? Siz Allah'ı otururken, yanlarınızın üzerine yatarken, ayaktayken Allah'ı zikrediniz. Her halükarda Allah zikredilir. O yüzden bir kimse dersini otobüste çeker, trende çeker, kendi arabasında giderken çeker, serviste çeker. İş yerinde ben ders çekiyorum deyip de çalıştığınız yerde kenara çekilip ben ders çekeceğim demeyin. İşiniz varken günlük çalışma saatinizde ben dersimi çekeceğim deyip de işinizi bırakmayın. Dersinizi gece çekin. Yolda gelir giderken çekin. Allah bizi affetsin. Amin.
geçen hafta bağlılık ve sevgi, aşkla ilgili sohbetiniz olmuştu ve demirden bir örnek vermiştiniz. Ateşte sürekli kalmak erir dediniz. Bu olay normal hayatımızda sürekli tecelli ediyor. Bunun ölçüsü nedir? Bir ısınır, bir soğur demiş, soru kalmış. Öyle devamlı ateş içerisinde kalan varsa takdir ederiz ya, eğiliriz onun önünde. Acil gündem. Cemaatteki hizmetlerle alakalı yapılması gereken bir sürü iş var. Cemaatteki bölge sorumlusu arkadaşlar hiçbir çalışma yapmıyorlar. Mahalle sorumlularıyla diyalog halinde değiller. İstişareler yapılmıyor, yeni stratejiler geliştirilmiyor. Sizin halifeliğiniz döneminden bugünkü sizin halifeleriniz arasında hizmet noktasında çok büyük uçurum var. Bölgelerde hiçbir faaliyet yok. Her şeyi sizden bekliyorlar. Her geçen gün geriliyoruz ve körneleşiyoruz. Tekrar dirilişe ihtiyacımız var. Bölge sorumluları neler yapar? Tekrar dirilir ve canlanırız. Allah razı olsun. Müthiş. Soru diriltir inşallah. Ramazan. Son 10 gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra her sene itikafa girerdi. Bir sene Ramazan'ın ilk 10 gününde girdi. İkinci sene ortasında girdi. Üçüncü sene de sonunda girdi. Ve kendisi hadis-i şerifte dedi ki ben ilk önce Kadir gecesini Ramazan'ın ilk 10 gününde aradım. Bir dahaki seneye dedi ki ben Kadir gecesini ortasındaki 10 günde aradım. Bir dahaki sene dedi ki ben Kadir gecesini son 10 günde aradım. Ve tavsiye etti, devam etti. Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayınız. Yine başka bir hadis-i şerifte dedi ki siz son 10 günün tek günlerinde arayınız. 21, 23, 25, 27, 29 gibi. Ve bir dahakinde başka bir hadis-i şerifte dedi ki herhalde 25'i veya 27'si gece. Durdu. Dedi 29 da olabilir. Sahabelerin bu noktada değişik görüşleri var ama bu değişik görüşlerinin çoğunluğu toplamı 27. gece olarak Kadir gecesini. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ümmetinin ömrünün kısalığını, günahlarının çokluğunu görünce çok üzülüyor. Üzülünce de Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselamla ona müjdeyi veriyor. Ey Habibim sana öyle bir gece bahşettik ki 1000 aydan hayırlı bir gece, Kadir gecesi. İtikaf, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin bu noktada sünnetiyle sabit. Ve itikaf ibadeti sadece Peygamberimizle alakalı bir ibadet değil, din bir bütün. Geçmiş peygamberler de itikaf eder gibi inzivaya çekildiği zamanlar olmuş. Musa aleyhisselamın Tur-i Sina'da 40 gün halvet ettiği gibi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de peygamberlik kendisine tebliğ edilmezden önce Mekke'de Hira Dağı'nda belli bir inzivai hayat yaşamıştı. Peygamberlik ona tebliğ edildikten sonra da kısa dönemlerde de olsa yine öyle bir itikafi bir hayatı devam etti. O yüzden itikaf insanın kendi kalbi temizliği için ruhi terbiyesi
pardon, kalbi terbiyesi ve ruhi yükselişi için önemli bir ibadet. Eğer Ramazan'ın son 10 gününde o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünneti olan itikafı işleyecekse erkek bir mümin, cemaatle namaz kılınan bir mescitte itikafını yapması gerekir. Eğer öyle olmazsa, onun haricinde bir yere itikafa girerse, o söylenilen Ramazan itikafı da olsa biraz daha ecri sevabı aşağı düşer, camide eftal olanı. Bayanlar da evlerinde girerler. Evlerinde bir odanın bir merkezini veya odanın bir bölümünü seçerler, oraya secde adresini yazarlar. Orada zikirle, ibadetle günlerini geçirirler. Evde de evlerini, işlerini yaparlar. Çoluklarına, çocuklarına hizmete de devam ederler. Boş zamanlarında da otururlar, orada zikrullah yaparlar. İtikaf eden kimsenin itikaf mahallinden dışarı çıkması çok uygun değildir. Dünya kelamı konuşması, işte itikafta ticaret yapması, alması satması, itikaf zamanında cinsel ilişkiye girmesi, itikaf müddeti boyunca aşırı zevk-i sefaya düşmesi uygun değildir. Normalde ehli tasavvuf itikafta ise pek böyle yemeye içmeye düşmez. Muhakkak ki az yemeyi, az uyumayı, çok zikretmeyi talep eder. İtikaf eden kimsenin çok yemesi uygun görülmemiş, çok uyuması da uygun görülmemiş. Bu noktada konuşması da uygun görülmemiş ki kendi iç alemine dalsın, kendisini derinleştirsin, devamlı zikirle, tefekkürle, ibadetle kendisini manevi olarak yükseltsin. Kendisini bu noktada derinleştirsin, genişletsin kalbi manada. İtikafın en önemli insan üzerindeki etkisi odur. Ve itikaf çıkarmayan bir kimsenin maneviyatta eksiklik olur. O böyle sabırlı olmaz, o geniş olmaz, o böyle ölçülü davranmaz. İtikafsız bir derviş düşünülmez. Dervişi pişiren, hak yolcusunu pişiren en önemli ibadetlerden birisidir. İlk etapta günahlarının affına sebep olur. İtikafa giren bir kimsenin, itikafı çıkaran bir kimsenin o esnada günahlarının var olduğu düşünülmez. İtikaf çünkü insanın o güne kadar geçmiş günahların affına sebep olur. Eğer günahı var ise ki hepimizin vardı ve insanı manevi olarak yükseltir. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri her Ramazan itikafa girmiş. Bir Ramazan Hazreti Ayşe validemizle izin istemiş. Demiş ki ya Resulullah ben de çadır kurdum itikafa girebilir miyim? Girebilirsin demiş. Hazreti Ayşe validemiz için de bir çadır kurulmuş. Ama bir bakmışlar ki itikaftan bir gün Allah Resulü sabahleyin kafasını çıkarmış şeyden çadırdan Hazreti Zeynep gelmiş o da çadır kurmuş. Öbür hanımı Meymune miydi? Ümmü Habibe miydi? O da gelmiş çadır kurmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bunlara ne oluyor ki demiş, kendi çadırını kaldırtmış ama kalan itikaf günlerini Şevval'de tamamlamış. Yine 10 günü tamamlamış. Yani çünkü 10 gününe giriliyor ya, yine 10 günü tamamlamış. O yüzden bir kimse Ramazan itikafına niyet eder, itikafını bozarsa yine 10 gün itikaf etmesi ona vacip olur. Nafile ibadettir ama vacip olur. Ama itikafa eğer ki bir kimse 10 günlük niyet etmez, işte teravihi kılıncaya kadar, camiden çıkıncaya kadar, tekkeden çıkıncaya kadar, hatta şimdi buradan ayrılıncaya kadar itikafa niyet ederseniz yine itikaf sevabı almış olursunuz. Bu son 10 gün cemaatle olan namazlara dikkat edin. Son 10 gün içerisinde bir kimse cemaatle namazı takip eder, cemaatle namazı kılar,
cemaatle teravih devam eder ise muhakkak ki içerisinde Kadir Gecesi'nin olduğu bir geceyi cemaatle ihya ettiğinden dolayı inşallah Rahman Kadir Gecesi'ni yakalamış olur. O yüzden Ramazan'ın son 10 günü ömreye gitmek o yüzden çok evladır. Orada çünkü namazlar cemaatle, gece teravih kılınıyor cemaatle, gece yarısı da gece namazı kılınıyor cemaatle. Yani son 10 gün bütün geceler teravih kılınıyor ama son 10 günde gece namazı da kılınmaya başlanıyor. O son 10 gün gece namazı da kılınınca 10 günü dolu dolu ibadetle geçirmiş oluyor ki Kadir Gecesi'ni de Allah-u Alem yakalıyor o kimse. Gidemedik. Allah hepinize de nasip etsin. İnşallah Ramazan'ın son 10 gününde bol bol ibadet edin, tövbe edin, zikredin, gecelerinizi dolu geçirmeye gayret edin ki Kadir Gecesi'ni yakalama şerefine, yakalama lezzetine ve mutluluğuna erişirsin. Muhakkak son 10 günü dolu geçirin. İnsanın bir daha Ramazan geçirip geçirmeyeceği belli değil. Ve bu son 10 gün artık vuslatın yaşandığı son 10 gün aşkın, muhabbetin, kurtuluşun doğruya çıktığı bir zaman olmalı. Dedikodudan, gıybetten, iftiradan uzak, gafletten, zevkten, neşeden uzak bu noktada. Derinlemesine ibadet edilen, zikrullah yapılan, tövbe edilen, muhabbet beslenilen, muhabbetin arttığı, coşkunun arttığı günler olsun. İnsanlar Ramazan'ın son 10 günlerinde tembel olanların tembellikleri artar, namazdan eksilirler, zikirden eksilirler, teravihden eksilirler. Bunlar Allah affetsin, böyle kök salmamış ot gibidirler. Kök salmamış. Kök salmış olan, iyi mümin olanlar, Allah'a yakın olan, aşık olanlar son 10 günde ibadetlerini yükseltirler, zikirlerini yükseltirler, oruçlarını kemale erdirirler, ibadetlerini de kemale erdirirler. Son 10 gününü böyle boş geçirmezler, heva ve hevesle geçirmezler. Allah muhafaza eylesin. Kendilerini sıkarlar, kendilerini tutarlar, kendilerini muhafaza ederler ki o son 10 günü dolu dolu geçirsinler. Allah cümlemizi onlardan eylesin inşallah. O yüzden son 10 günde arkadaşlar evlerine girdiklerinde muhakkak birer saatliğine de olsa, ikişer saatliğine de olsa evlerinizde itikaf yapın. İtikafa niyet edin. Odadan çıkıncaya kadar deyin. Hiç olmazsa 3000-5000 tevhid okuyun. Hiç olmazsa 3000-5000 salatü selam getirin veya tövbe edin. Hiç olmazsa 2 ders çekin, 3 tane ders çekin, 4 tane ders çekin. Çekebildiğiniz yere kadar. Ve muhakkak gecelerinizi boş geçirmemeye gayret edin. 2 rekat da olsa, 4 rekat da olsa, en az 2 rekat da olsa gece namazı kılmaya gayret edin. Yatmadan kılın veyahut da sahura kalktığınızda kılın. Muhakkak 2 rekat, 4 rekat gece namazı kılın ve tövbe edin. Ve muhakkak gece namazına kalktığınızda veya sahura kalktığınızda muhakkak zikredin ve dua edin. Eşinize, çoluğunuza, çocuğunuza, etrafınıza, ümmet-i Muhammed'e dua edin. Dua edin. Dua müminin silahı. Dua müminin kalkanı. Dua mümini mümin eden en önemli ibadetlerden birisi. Ramazan'ın son 10 gününde de bunu muhakkak ve muhakkak yaşayın. Ve Arife gecesi Cenab-ı Hak inşallah bir daha sohbet ederiz herhalde önümüzdeki perşembe bir ders daha olacak. Arife gecesi şimdiden söyleyeyim. Arife günü muhakkak dua ile geçirin. Bayram alışverişini, bayram ihtiyaçlarınızı Arife gününe bırakmayın. Şimdiden halledin halledebiliyorsanız. Arife günü müminin çarşıda, bacada, orada, burada işi pek olmaz. Arife günü duayla geçecek bir zaman, zikirle geçecek bir zaman. Çünkü Cenab-ı Hak Arife gününde duaları kabul eder. Hem kurban arifesinde hem de Ramazan arifesinde. O yüzden muhakkak ki Arife günü de dua noktasında, zikir noktasında kendimizi boşta bırakmayalım. İnşallah. Haklarınızı helal edin. Soracağınız bir şey varsa sorun. Efendim itikafa girerken niyetli olmak şart mı?
İtikaf niyetle tabi. Yani Ramazan için değil, Ramazan dışındaki günlerde de. Ramazanın niyetle dışında da niyet. Her ibadette niyet şart. Niyeti değil, oruç. Ha, itikafta normalde Ramazan'da muhakkak oruç tutulacak. Çünkü Hazreti Ayşe validemiz bir hadis-i şerifinde oruçsuz itikaf olmaz demiş. Bunu Hanefiler Ramazan'la alakalı olarak söylemişler. Demişler ki Ramazan ayında oruçsuz itikaf olmaz. Fıkıh noktasında bir kimse nafile olan itikaf, yani işte Ramazan'ın haricindeki bir itikafta oruç tutmayabilir. Anlaşıldı? Ama ehli tasavvuf bunu çok uygun görmemiş. Bir rahatsızlığı yoksa, bir sıkıntı yoksa onun oruçlu olması daha evladır. Onun oruçlu olması daha evladır. Ha onu da söyleyeyim şimdiden. Kadir gecesinde tekkede halka açık itikaf olacak. Allah izin verirse inşallah. Orada insanlara itikafı da anlatacağız. Ve sabah namazı vaktine kadar da inşallah itikaf yapacağız. İnşallah. Evet. Başka soru soran varsa sorsun. Çalışıyoruz efendim biz. Mesela geceleri katılabilir miyiz? Katılabilirsiniz. Gündüzleri vaktim ki yoktur vaktim. Zaten gündüz itikaf yapmayacağız. Gece yapacağız zaten ondan. Öyle Ramazan'ın son 10 günde itikafa girecek olan varsa onda haberimiz olsun. Bir cami ayarlaması lazım. Camide girecek. Herhalde bir öyle dediler bana, doğru yanlış bilmiyorum. Camide de itikafa girecek olanlar ondan sonra şeyden mülki amirlikten, müftülükten bir de karakoldan izin alınması gerekiyormuş. İşin bir de bu tarafı var. Evet, başka? Üç İhlas bir Fatiha şey. Olan sevapları evvelen bize atlar kainatı ve sahih mevcudat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş geçmiş bütün peygamberin nişan efendilerimizin ruhlarına ayrı ayrı edildik vazı ve sıdar eyle ya Rabbi. Amin. Ben dar eyle ya Rabbi feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini üzerlerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. İlhari yarı günü Bekir Sıddık Umar-ı Farik Osman Üzül Nuren Ali El-Murtaza radıyallahu anh efendimizin evladı Resulullah, şüheda Resulullah'ın zevcatı Resulullah'ın ruhlarına ayrı ayrı dedik vasıl ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. İmam-ı Azam Ebu Hanif, İmam-ı Şafi, İmam-ı Malik, İmam-ı Muhammed Hazretleri ruhlarına ayrı ayrı dedik vasıl ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi, fevzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini üzerlerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Üç İhlas bir Fatiha. Abdülkadir Geylani Pirimiz Seyyid Ahmet el-Rufai Pirimiz Seyyid Ahmet el-Bedevi Pirimiz Seyyid İbrahim el-Rusuki Pirimiz Sevlasını Şazili Şahın Akşibendi Muhammed-i Vahaddini Şahı Mevlana Celaleddin Rumi Hacı Bektaş Bilacı Bayram Veli Mehmet-i Muhittin İftihada Adeten ruhlarına ayrı ayrı helirdik vatı ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Sedar eyle ya Rabbi. Feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini üzerlerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Üç İhlas bir Fatiha. Kamillerin, velilerin, evliyaların, dervişlerin, müminlerin ruhlarına
Şeyhimiz Üstadımız, Mürşidimiz, Canımız, Cananımız, Sultanımız, Bayındır Nazım Mustafa Efendi Hazretleri'nin ruhunuzu kutsallarına, Türk halimizde gelmiş, geçmiş Osman Aliye'den gelmiş, Gevşek Rabai Talikatımızdan gelmiş, Şemşen ruhaniyetlerine, yaşayan Mürşid-i Kamillerin, velilerin, evliyaların, dervişlerin, müminlerin ruhaniyet kutsallarına ayrı ayrı edildik, vasıl ve sıdar eyle ya Rabbi. Amin. Ömerdar eyle ya Rabbi, feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini, üzerlerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Estağfurullah, 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 el-azim ya kerim, el-lezi la ilahe illahu. El-hayyul gayyum ve tuğbu ile gözü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eftar-ı zikir fâle mennâhu. La ilahe Salavat.